Da dağılıyoruz. Umarım kahvelerimizi içmişizdir. Biraz enerjiyizdir. Çünkü şimdi Perovskite'ın şu andaki durumunu, gelecekteki durumunu ve aslında bize nasıl olumlu şekilde teknik anlamda yansıyacak, özellikle solar sektörde bunu tanışıyor olacağız. Erkan Aydın Bey, bugün geldiniz sanırım, değil mi? Hoş geldiniz tekrar. Yeni nesil Perovskite güneş teknolojisiyle ilgili bir sorun üzerinden gideceğiz. Yine sorularınızı sonrasında kendileri iletirseniz çok memnun olurum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizi arada bölebilirim. İnteraktif gitmekte fayda var zamanı sağlamak açısından. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Öncelikle Ateş Bey beni buraya davet için teşekkür ederim. Evet, hafta sonu geldiniz Türkiye'ye. Açıkçası daha önce çok kez akademik sunum yaptım, ancak tabii ki sektörlerde sunum yapmak ya da arkadaş ortamında sunum yapmak enteresan bir şey benim için de. Dolayısıyla çok teknik bilgi verirsem kusura bakmayın, şu an detaylıca onu söyleyeyim. İsmim Erkan Aydın, 2016 yılında doktoramı Ankara'da Tıp Üniversitesi'nde tamamladım ve 2016 ve 2024 yılları arasında KAOS'ta Perovskite tabanlı yeni nesil teknolojiler üzerinde, jüri teknolojileri üzerinde araştırmalar yaptım. Pınıl'dan Münih'te Münih Üniversitesi'nde bir araştırma grubu kurdum. Bu araştırma grubunun temel araştırma konusu tabii ki yine Perovskite tabanlı yeni nesil teknolojiler. Bir sonraki slide'a izin verin. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz Erdem Bey? Teşekkür ederim. Şimdi bu grafiği otovoltaik alanında çalışan hemen hemen herkes tahmin ediyorum biliyor. Bu Amerika'daki yenilenebilir enerji alanlarının, ulusal yenilenebilir enerji alanı. Çok özür dilerim Erkan Bey. Birazdan mikrofona şey yapmıştırabilirseniz dinleyicilerimiz daha net duysun sizi. Tamam, galiba. Teşekkür ederim. Harika. Göstermiş olduğum grafik Amerika'daki ulusal yenilenebilir enerji alanlarının sürekli olarak güncellenmiş olduğu güçlü belirtileri için bir grafik, tarihsel olarak 1975 yılından bu yana hücre teknolojilerini nasıl geliştirdiğini bu grafikten görebilirsiniz. Halka açık bir şekilde ulaşabilirsiniz. Online olarak görebilirsiniz. Bu grafik çok bilinmesine rağmen bu grafiği biraz iyi okumak gerekiyor. Şimdi görmüş olduğunuz bu grafikten özellikle şu an renkler tam belli olmayabilir ama mavi de gösterilen kısımlar bizim şu anda market alanıyla da kristal silikon teknolojisini gösteriyor. Özellikle şu ton hatta yer alan teknolojiler bizim kristalin silikon teknolojimiz. Bu teknolojide özellikle son zamanlarda çok enteresan bir şekilde bir verilerde hemen falan alıyoruz. Ve şu anda kristalin silikon teknolojilerinde biz %27.1 gibi çok yüksek veri değerlerine ulaşmış durumdayız. Fakat şöyle bir durum var. Silisyum teknolojileri çok verimli yapılanmalarına rağmen bizim bazı teorik limitlerimiz var. Yani belli bir noktadan sonra artık verileri artırma şansımız yok. Dolayısıyla bu bağlamda daha önce de başlandığı üzere çok eklemli teknolojiler geliştiriliyor. Bu bir taraftaki mor kısımda bizim çok eklemli fotovoltaik denilmesin, fotovoltaik teknolojileri gösteriyor. Gördüğünüz gibi onların verimleri özellikle konsantre olan teknolojiler oldukça yukarı çıkabiliyor. Bir sonraki slayda geçelim. Şimdi bu grafiğin detaylı baktığımızda bir öncekine bir gelirsek tekrar. Çok hızlı gittik. Tekrar bir önceki. Şimdi bizim yeni nesil fotovoltaik teknolojiler olarak tanımladığımız teknolojiler açıkçası daha çok ince filik teknolojileri. Kristalin silikon, silisyum teknolojileri daha çok yongun olarak üretilip, wave olarak üretilip paketleri, modülerde getirildiği teknolojiler. Fakat içi film teknolojileri genelde biraz substrate üzerine kaplanıp çok inceden kastımız şu, örneğin bir wafer'ın kalınlığı, bir yongarın kalınlığı silisyum aygıtlarla 180 mikrometre iken insan saç kalınlığı 80 mikrometre oldu, kabul edin. Bizim burada bulmuşmuş olduğumuz içi film teknolojileri genelde 2 mikrondan daha ince filmlerin üzerine kaplayarak geldirdiğimiz aygıtlar. Burada gördüğünüz gibi verimler önce çalışılan teknolojilerde, örneğin burada amorphous silisyum teknolojisi var, nano parçacık teknolojileri var, organik güneşmeni teknolojileri var. Verimler biraz silisyumun altında kaldı.
Dolayısıyla bu teknolojileri biz çok fazla günlük hayatta göremedik. Ufak tefek uygulamalar dışında. Diğer tarafta baktığınızda şu görmüş olduğunuz sarıyla gösterilen böyle temas gibi teknolojisi. Bu teknoloji çok yıkıcı bir teknoloji. Şu anda 2010 yılından itibaren bir keşif ortaya çıkmış maalesef. Ve derinlerde görmüş olduğunuz gibi hiçbir teknolojinin yakalanmadığı bir rafayı yakaladık. Ve şu anda biz küçük laboratuvar alanlarında bunları %26 gibi bir değerle üretebiliyoruz. Bu silikona çok, silisyuma çok yakıtı değer. Biz bunları tandem olarak ürettiğimizde de, yani perovskitleri tandem olarak ürettiğimizde de %29 verimle ulaşabiliyoruz. Tandem dedik, geleceğim bu konuya biraz sonra. Bir sonraki slide'a geçelim. Aynı grafiğin üzerinde tekrar baktığınızda burada yeni nesil hibrit tandem teknolojileri geliyorsunuz. Tandem dediğimiz teknoloji şu. Örneğin güneşten dünyamıza ulaşan bir güneş spektrumu var. Bizim spektrumu bir yerel etkenle soğuruyoruz. Bu soğurduğumuz enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunda büyük kayıplarımız var. Bir kısmı yansıyor, bir kısmı ısı olarak kayboluyor, bir kısmı direnç olarak kaybediyoruz. Tandem teknolojisinde birim alanda iki farklı yarı etkileri üst üste koyarak spektrumu çok daha iyi kullanmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki bizim teorik verimlerimiz bir anda, örneğin silisyum için teorik verimler %33 civarındayken pratik olarak %27,5 gibi hesap ediyoruz. Tandem teknoloji üzerinde bunlar 49'lara çıkabiliyor bir anda. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi evet, tandem teknolojileri madem yapılabiliyor, madem tandem teknolojileri çok verimli teknolojiler, biz bunları neden şu ana kadar kullanmadık? Aslında şey değil. Şimdi yani yüksek verimli aygıt üretmek elbette çok önemli. Çünkü bir birim alanındaki enerji yılımızı artırmak istiyoruz. Fakat tabii ki kullanmış olduğumuz, üretmiş olduğumuz ürün sonuçta enerji üreten bir aygıt da bizim bunu ekonomik olarak feasible olması gerekiyor. Bu durumda çok bilinen bir parametre seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, LCOE dediğimiz. Bunda tabii ki için önemli bir parametre, ama modül üretirken biz üretim maliyetlerimizde bana çok da önemli parametre. Bunun ötesinde bizim bu modülü ne kadar kullanacağımız da oldukça. 1970'li yıllarda kristalize silika, silisyum teknolojileri markete girdiğinde verimleri çok düşüktü ve sadece 1-2 yıl garanti verimleri. Ve yıllar içerisinde bu garanti bugün sanıyorum 30 yıl, 25 yıl sanırım şu anda standart. 30 yıl çok rahatlıkla birçok firma bunu telaffuz edebiliyor. Üreticiye göre değişiyor ama 10 minvalde. Evet, evet, o civarda. Şimdi fiyatlar da inanılmaz düşmüştür da biliyorsunuz. Oversupply durumları vesaire şu anda başlayalım falan. Dolayısıyla şu anda biz yeni bir teknolojiyi markete almak istediğimizde hem silisyumlar kadar dayanıklı olmak zorunda hem de onlar da ucuz olmak zorunda. Bu kadar rafalı uyuzlanmış bir teknolojiyle rekabet etmek çok kolay değil. Şimdi bunu da grafik açıkçası çok hızlı anlatacağım. Grafik farklı fotovoltaik teknolojilerin kaç yıl içerisinde markete girdiğini gösteriyor. Bazen şöyle bir beklenti oluşabiliyor. Örneğimiz perovskitler bölümünde diyoruz ki işte bu kadar veri verdik, veriler çok yükseldi. Biz bunları neden hala görmüyoruz? Günlük hayatta görmüyoruz. Şimdi bu farklı serisi diğer niş alanlardan biraz farklı. Böyle bir drone yaptığınızda muhtemelen bir drone birikim içerisinde eğer son kullanacak bulursanız markete hemen entegre edebilirsiniz. Orada çünkü çok büyük bir üretim kapasitesini hedeflemiyor olursunuz. Fakat eğer bir fotovoltaik teknolojisini konvansiyonel teknoloji değiştirme iddiasıyla geliyorsanız burada üreticileri ikna etmeniz gerekiyor. Üreticiler bu konuda gayet tutuşlar. Örneğin yıllardır PERC teknolojisi şu anda markete dolgun ediyor ve son yıllarda büyük üreticilerin TOPCon teknolojisine geçmesiyle çok hızlı bir şekilde oraya da bir kayış başladı. Marketi devam ettiren şeyler biraz daha açıkçası kendisi dinamikler. Fakat bakacak olursak örneğin TOPCon teknolojisi burada 3. sırada, yani 5 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde gigawatt seviyesinde üretimler ulaşmış değil. Perovskit için bakın biraz daha uzun bir süresi var. Henüz daha %100 ticarileşmiş diyemiyoruz perovskitler için. Onun sebebi de şu, yani ürünü üretmiş olabilirsiniz. O ürünü sertifikalandırmış olabilirsiniz. Fakat siz bu ürünü
Malta Gigawatt seviyesinde üretmek istediğinizde devasa bir üretim kapasitesinden bahsediyoruz. Bunlardan milyonlarca üretmeniz gerekiyor. Oradaki maliyet beklentileri ne sizce? Ne olacak? O Teraskit'teki maliyet beklentileri ne olacak sizce? Şimdi konuşuyorum, biraz da para çok var ya. Aslında onu konuşuyoruz. Oradaki maliyet görüşünüz ne peki sizin Teraskit özelinde? Maliyet. Ticarileşme sıcak bir anlamda başladığı vakit. Evet. Maliyet konusu, yani teknolojik ekonomik analizin yapılması gerektiği bir konu. Elbette ki buradaki Teraskit'teki asıl motivasyon bunları silisyonlar kadar, en az silisyonlar kadar ucuz üretilebilmesi. Burada bir rakam telaffuz etmek çok kolay değil. Yok tabii tabii. Hem söylemeliyim. Biraz normal örnek olarak. Çünkü burada ölçek ekonomisi de işin içerisine girecek. Ama şöyle bir avantajımız var Teraskit'lerle ilgili. Bunları biz ince film olarak üretebiliyoruz. Yani silisyon gibi yüksek enerji gerektiren prosesler yapmak zorunda değiliz. Ve sadece bir yöntem kullanmak zorunda değiliz. Ondan önce farklı üretim yöntemi kullanabiliyoruz. Şu ana kadar bizim örneğin silisyon için bakım cihazları almamız gerekebiliyor. Örneğin silikon tabi teknolojisi için. Bu tip yatırımlar yapmadan çok atmosferik koşullarla kablayabilecek durumdayız. Birincisi malzeme tüketimini çok azalması, diğer taraftan da üretimin... Gözümüzü korkutacak bir noktada değiliz o an. Kesinlikle değiliz. Kesinlikle değiliz. Ancak bunda şunu bilmek gerekiyor. Yeni bir fotovoltaik teknolojisinin markete girip orada koy edilmesi zaman alabiliyor. Bunu aklınızdan çıkarmamız gerekiyor. Diğer slide'a geçin. Diğer slide'a geçebilir miyiz? Şimdi Teraskit'lerden bahsediyoruz. Burası biraz teknik bir kısım ama çok hızlıca anlatacağım. Teraskit'leri kullanmamızın sebebi çok yüksek soğuma katsayılarına sahip görevdesinler. Örneğin silisyumda 40 milyar olabilmek için yaklaşık 180 metrum üzeri ve 200 mikrona yakın bir yoğunluk kalınlığı elde etmesi gerekiyor. Fakat aynı akım değerini Teraskit'lerde 1-2 mikronda elde edemeyiz. Soğuma katsayıları çok yüksek. Dolayısıyla bunları ince film olarak kaplayabilir. Bu bir avantajımız. Yani çok yüksek kaliteli yarı üretkenler. Single kristal olarak, yani tek kristal olarak üretmiş olduğumuz silisyumlar, evet. Onları tek kristal olarak koyup üretmek zorundayız. Önceden çok zor bir teknolojiyiz. Şu anda bütün sanayi bir şekilde üretim yapıyor. Bunlar bizim yapmış olduğumuz peroksitler, polikristalin malzemeler. Bir tane parası da dolmayın bir arada bu ince filtre. Dolayısıyla burada yer edilen kalitesinin düşük olmasını beklersiniz ama öyle olmuyor. Diğer ince filtre teknolojilerinde o büyük bir problemken peroksitin bu anlamda büyük bir toleransı var. Dolayısıyla çok kaliteli bir yer edersken aynı zamanda biz bunları ince filtre olarak üretebiliyoruz. Dolayısıyla peroksitler bu anlamda diğer yeni nesil G-Flip teknolojilerinden bu anlamda ayırız. Diğer sorular bir için öyle ki bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. Şu anda çok büyük bir araştırma olduğu için ticari yerlerinde peroskitlerle ilgili araştırma yapıyor. Yani dünyanın her yerinde yayılmış durumda. Çünkü bu araştırma peroskitleri üretmek gerçekten de diğerlerinde daha kolay. Öyle ya şu anda sanıyorum literatürde herhangi bir makaleyi okuyup atmosferik koşullarla bile %10 verim elde edebilirsiniz. Kendi yanıtlarınız için anlar da benisi öğrencisi yapabilir şu anda. Öyle bir noblumunuz var. Üretebiliyoruz. Kafalı bir şey yok. Sera. Açıldım an. İşte tam et. Henüz yapayım. Bariyim ben. Hep şu an üretebiliyor muyuz? Evet. Bir önceki slide'le tekrar gelebilirsek orada birkaç bir şey söylemek istiyorum mümkünse. Bir önceki slide'le. Şimdi tabii ki üretebiliyoruz. Şu anda Uzantoğlu özellikle İran fazla firma Teraskit modelleri üretiyorlar. Ben sadece son birkaç ay içerisinde çıkmış birkaç tane LinkedIn haberi buraya koydum. Bunların çoğaltabiliriz. Bir de daha fazla vakit almak istemediğim şeyler önlerini buraya koymaya çalıştım. Şu anda biz Çin'de 25'ten fazla peroskit alanında startup olduğunu biliyoruz. Tam rakam kimse bilmiyor. Mağazalar çünkü hala daha gizli. Dolayısıyla örneğin bunlardan en fazla ve çıkan firmalardan birisi GC yani. %18'lik 1 metre 2 metre büyüklüğünde modüllerin %18'lik verimle ulaştıklarını söylediler. Ve geçen hafta kaç gün önce TÜBİTAK'ta sertifikasyonları tamamladıklarını açıkladılar.
yavaş yavaş günün aşamasına geldiklerinin bir göstergesi. Başka bir örnek, aslında benim birkaç yıl önce bir makalede beraber çalıştığım bir arkadaşım, Ranch Science olur. O da mesela geçen hafta 1 gigawattlık bir tesisin kurulumu yapacaklarını açıkladılar. Dolayısıyla şu anda Çin'de tahmin ediyorum ondan fazla 100 megawatt civarında tesis kurmuş birçok firma var ve 1 gigawattlar artık konuşulmaya başlandı. Şimdi bu modüller nerede? Bak, kim kullanıyor bu modülleri? Şu anda tabii ki bu modüller siz Amazon'dan sipariş edip alamıyorsunuz. Daha çok darı üretmiş olduğu modülleri test olarak, test amaçlı kullanıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Modülleri ürettik. Biz bir modülün 25 sene alanda durağın kalıp kararlanıp olmayacağını tahmin edemiyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğu konu buydu. Örneğin silisyum vardı 1970'li yıllarda sadece 1-2 yıl garanti verilirken yıllar içerisinde gelişen o güvenle ve ürün geliştirmeyle beraber ve alandaki bizim tecrübemizle beraber şunun da 25 yılları söyleniyor. Çünkü 25 yıllık modüller var hala. Fakat Perovskite'le ilgili öyle bir durum yok. Burada hızlandırılmış testler yapmaya çalışıyoruz. Firmaların da yaptığı şeylerden birisi bu. Son kullanıcı için önemli değil ama teknolojinin denk kabilitesi için çok önemli. Çünkü bir yatırım yapmak istediğiniz de bir yerden kredi almanız gerekecek ve kredi maliyetini düşürmeniz lazım teknolojiyi kullanabilmek için. Dolayısıyla teknoloji olan güvenin artması için biraz zaman ihtiyaç var. Bir sonraki slayta geçin. Ben size şey sormak istiyorum izninizle. Benim mikrofon tekniği problemi çözene kadar umarım sesim geliyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Biz dedin ya siz tabii Münih Üniversitesi olunca global, ben bu arada bir algı yarattım şu olabilirim. Türkiye'de sizce net bir şekilde bir production date öngörüsüyüm size. Ticaretleşme anlamında. Tamamen mesela işte 4 yıl 2018 yılında iyice böyle revaçla geçti. Şimdi işte tatlanıyoruz. Artık rahatlıkla bir yatırım için ben mesela Aksa Solar'da iş genişleme yalanısı yapıyorum. Burada kendi santral devletine de rahatlıkla bir yatırımına binmek adına bu teknoloji Türkiye'de ne zaman ulaşıyor olacağız? Yardımcı var mı bu teknide? Çok top nokta atış yapmamıza gerek yok bu arada. Doğru soru. Çünkü beni cevap verebileceğim bir şey değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bu Dolgo'lu henüz daha sanırım satın alabileceğiniz bir firma yok. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de de şu anda bildiğim kadarıyla ani yapıyor ama şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de baştan aşağı perovskit fotovoltaik üretim mantığı kurabilecek bir mühendislik firması da henüz Türkiye'de yok. Dolayısıyla bir yerden almamız gerekecek. Şu anda bu işi yapan firmalar genelde çiftli firmalar. Yani Crystalline Silicon'da olduğu gibi, Silicon'da olduğu gibi Perovskite'de de yine çiftli firmalar da onları da öncü olarak ilerliyorlar. Çok fazla startup var. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün, pratikte mümkün. Uzak Doğu firmanın gelip burada firmalar anlaşıp üretim hatlarını getirip grup üretim yapmak mümkün. Ama bunun ne kadar karlı olabileceği bu biraz teknolojik ekonomik kenarı yapıldıktan sonra sorunun cevabını verebilirim. Çünkü aslında bu grafik onu anlatıyor. Burada sadece fotovoltaik panel üretiminden bahsetmiyoruz. Oradan tekrar işte buna uygun bir cam üretilmesi gerekiyor. Yani ben örneğin ikinci film olarak kaplıyoruz diyorum. 2 mikrometrelik bir kilimi kaplıyoruz. Örneğin slot aynını teknikle kaplıyoruz genelde geniş alaplardır. Solüsyon yöntemle çözeltiyor bir tane teknik. Cam yüzeyinin çok homojen olması gerekiyor. Örneğin bu ön camlarda kullanılan camların kullanımımız çok kolay olabilir bu adımda. Dolayısıyla onun dışında ham madde gelecek. Örneğin fırın kullanıyoruz. Biz kışın kaynaklı yıldırlar, halojen yıldırlar kullanıyoruz. Bunların da aynı şekilde tedarik edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tedarik zincirinde bir yerden oluşması gerekiyor. Bu biraz zaman isteyen bir benzin mesele. Ama şeylerle ilgili size bir iki tane de bulacağım. O sırada. Tabii. Devam edin. Evet. Şimdi sunumun başlangıcında bahsetmiştim. Perovskitleri hem önce film olarak, yani tek bir mobil olarak üretebiliyoruz. Hem de aynı zamanda bunları tandem olarak üretebiliyoruz. Tandem kısmını bir kısmı açıkladım. Şimdi bu asıl sonuç şu. Biz acaba elektrik teknolojisiyle rekabet etmeden, yani silisyum teknolojisiyle rekabet etmeden bunların verimli harcılabilirimiz. Tam bu noktada perovskit ve silisyumlar birleşebiliyorlar. Şöyle oluyor.
Şimdi biz perovskitlerin kompozisyonunu değiştirerek emrimlerin yarı iletkenleri yasak bölge bant araları değiştirebiliyoruz. Yani geniş spektrumun hangi bölgesini soğurabileceğini kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla silisyumla beraber kullandığımızda ısıya dönüşen fotonları bir kısmını tekrar toplayıp verimi artırabiliyoruz. Zaten bu pandeminin genel patent fotovoltaiklerin genel mantığı. Perovskitler bu arada bu anlamda çok işe yarıyor. Çünkü bir trenden de yapmak istediğinizde iyi olanla iyi olanı birleştirmek zorundasınız. Yani iyi olanla kötü olanı tekliyorsunuz. Yani düşük verimli yüksek verimli birleştiremezsiniz. Dolayısıyla perovskit ve silisyumun çok iyi bir uyumu var hakkında. Ve şu anda büyük bir oranda büyük PV üreticileri yani serbest çözümleri, şu üreticileri perovskit silisyum panel olayında araştırmalar alıyor. Buradaki motivasyon şu. Hemen bir yanlışlıkla söyleyeyim. Biraz önce grafikte gösterdim. Laboratuvar ölçeğinde üretilen sertifika alındırmış verilerin yıllar içindeki değişimini gördük. Silisyum için %27.1 gibi bir değer şu anda Çinli bir firma Logi tarafından rapor edildi. Şu anda markette tahmin ediyorum herhalde fotovoltaik silisyum panelleri yaklaşık %24.5 en yüksek verildi modül sanırım o civarda. Ve yıllar içerisinde öğrenmiş olduğumuz bir learning curve var. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Her yıl işte hücre teknolojisiyle modül teknolojisi arasında yaklaşık %0.5'lik bir verimde bir kapanma oluyor. Şimdi %27 değerin üzerine çıkmamız artık çok mümkün değil. Pratik olarak çok mümkün değil. Orada artık malzeme limitlerinde zorlanmış durumdayız. Çok marjinal değişiklikler olabilir. Yani %27.1'den 27.2'ye çıkabilir. Daha fazla ileriye gitme şansımız çok fazla yok. Peki bu ne olacak? Yani duracak mıyız? Silisyum teknolojisini terk edeceğiz. Hayır, işte bu noktada mevcut silisyum teknolojisinin limitlendiği noktada tandem teknolojisinin aslında markette görebiliriz. Çünkü biz bunları daha düşük maliyetlerle diğer teknolojilere karşılaştırarak üretemiyoruz. Küçük bir hesap yaptığınızda aradaki farkın yaklaşık bir 4-5 yıl içerisinde kapanacağını tahmin ediyorum. Bu da şu demek, 4-5 yıl içerisinde eğer silisyum teknolojisi modül boyutunda, endüstriyel üretim boyutunda limitine ulaştığı yönde rekabet anlamında tandem teknolojilerine geçiş yapan firmalar anlamda avantaj elde edecekler. Herkes iyi biliyor. Eğer aynı modülü A firması %25 verimde, B firması %24.5 verimde üretiyorsa A firma sahipte kalır, B firması batıyor. Maalesef bu gerçek. Dolayısıyla bu şirketlerin hiçbirisi teknolojide yere kalmak istemiyorlar. Herkes patentlerini tutuklamak istiyor ve bir an önce globala ulaşmak istiyor. Dolayısıyla çok büyük bir rekabet var. Üç anlamında söylemek gerekirse örneğin Çinli Lunji firmasının yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yardımcısı var. Muazzam bir bütçe. Bunun 100 milyon dolarını şu anda perovskit silisyum panel geliştiricilerine ayırmış durumda. 48 kişilik bir mühendis ekip şu anda gece gündüz çalışıyorlar. Bunu biliyoruz. Yakında başka rekorlardan açıklayacaklarını biz değil. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi... Bu arada Erkan Bey çok özür dilerim. İki konuşmacımız daha var. 5 dakikamız var. Bunu söylüyorlar. Bir 5-6 slaytımız daha var. Ben biliyorum ama yavaştan toparlanırsak. Hemen kapatacağım. Çok teşekkür ederim. Biz önemli şeyleri söyledik. Burada benim biraz önce yanlış olduğum tahminle görmüş olduğunuz grafik. Açıkçası bu grafik Almanya'daki bir kuruluş tarafından sektördeki paydaşlarla yapılan anketler sonucunda belirleniyor. Ve buradaki grafik aslına bakarsanız 2025'ten sonraki yıllardan grafik değişebilir zaman içerisinde. Perovskit silisyumların ya da başka tandem teknolojilerinin markette yer alabileceğini gösteriyor. Sonraki slide'a geçelim. Tabii ki bu gelişmeler, teknolojik gelişmeler artık kamuoyu da dikkatini çekmeye başladı. Birçok gazete artık bu teknolojiyi işte bir akıl teknoloji, amovizyeli teknoloji olarak da ilan ediyorlar. Bunun ötesinde tabii ki altında başka biliyorsunuz teknolojik gelişmeler var. Belki önemli bir haber burada. Biliyorsunuz MIT her yıl olabilecek en önemli 10 gelişmeyi, 10 teknolojik gelişmeyi açıklıyor. Bu yılın başında açıkladıkları şeylerden bir tanesi de perovskit silisyum panel teknolojisiydi. Bu anlamda burada da bir kamuoyu oluşmaya başladı. Onu da söylemek istedim. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki modül boyutunda neredeyiz? Perovskit silisyum panel modüllerde
flagship bir firma, İngiliz firması Oxford gibi. Almanya'daki Fraunhofer ise ile bir collaboration'ları, bir ortak çalışmaları var. Üretmiş oldukları hücreleri orada modüllendiriyoruz. Alana ilk yapılan örnekler %25 civarında bir verim elde ettik. Bunun zaman içerisinde yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü bu ilk prototip örnekler. Ama bu bile zaten şu andaki mevcut herhangi bir silisyum volüminden çok daha verimli. Sonraki slide'a geçelim. Biraz önce bahsettim. Bu alanda bir sürü gelişme var. Rekor veriminden sürekli yayınlanıyor. Firmalar arasında büyük bir rekabet söz konusu. Artık tartışılmaz bir konu. Bir sonraki slide'a geçelim. Hemen bitirmek adına. Belki bu slide enteresan olabilir. Bunda teknolojinin nerede olduğu, teknoloji gelişmiş seviyesi bir ifade var biliyorsunuz. Perovskitler için şu anda teknolojinin yaklaşık teknoloji gelişmiş seviyesi olarak 7-8 civarında olduğunu söyleyebiliriz. 8 ve 9 arasına geçmeye çalışan birçok firma var Uzak Doğu'da. Ancak hep daha yumak bilimleri markette alabilir hale gelmek. Belki son bir şey olarak söylemek gerekirse, bir teknolojinin üretilmesiyle onun ekonomik olarak feasible hale gelmesi başka konular. Şu anda birçok firmanın elinde satabileceği seviyede modüller var. Fakat tabii ki bunların ekonomik olarak güvenilir hale gelmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Herkes şurada bunu bekliyor. Yani teknolojik olarak aslında hazırız. Ancak belli bir güven aşaması gerekiyor. Herhalde bundan sonra çok önemli bir slide'ımız yok. Ben de evet. Ki zaten izninizle şeyde böyle evet. Olacağız, siteye de koyuyor olacağız. Ama yine bir toparlayıcı cümle alabiliriz. Evet. Kapanış için. Şunu söylemek gerekiyor. Yeni nesil teknolojiler sadece nedir anlamında önemli değil. Aynı zamanda stratejik teknoloji olması açısından da çok önemli. Söylemiş olduğum gibi evet, silisyum teknolojileri bu açısından ülkemiz belki bir üretim hub'u haline geçmiş durumda. Avrupa'daki üzerinde üretim kapasitemiz artıyor. Fakat kendi geliştirmiş olduğumuz bizim de bir teknolojimiz yok açıkçası. Türkiye bir geri depten geliştiren bir ülke çok olmadı bugüne kadar. Her zaman bir fırsat penceresi doğuyor. Bu elektrikli araçlar olduğu gibi burada da bir fırsat penceresi var. Perovskitler alanında da net fırsat penceresi olsun. Fakat bu pencerenin sürekli açık olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu pencereyi de çok hızlı bir şekilde firmalar kapatıyorlar. Dolayısıyla sizin sorunuza dönecek olursak burada tabii ki cesaretli birkaç tane tabii ki yatırımcı gerekiyor. Bu yatırımcılar eğer bir teknolojiye yatırım yaparlarsa elbette ki gelecek dönemde mutlaka bu işten karlı çıkacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir teknoloji geliştirmek istediğimizde şu anda elimizde daha perovskitlerden daha iyi bir şey yok. Taşın altına elinizi sokmamız gerekecek. Aynen. Biz yatırımcıların. Ben de sizce aldım. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederim. Herkese sağlık. Zaman kısıtlı için kararızı konusunda.